depremdeki yaşanan ve ekiplerimizin yaptığı çalışmalarla ilgili fotoğraflar, o bölgeyle ilgili aydınlatıcı yine fotoğraflar, malzemelerimiz, arama kurtarma malzemelerimiz. Burada deneyimli personellerimizi de burada görevlendirerek buraya gelen vatandaşlarımıza depremde neler yapılması gerekiyor, deprem öncesi, deprem esnası ve deprem sonrası neler yapılması gerektiğini anlatmaya çalıştık. Bütün Kayseri'mize deprem ve afetler adına bir farkındalık oluşturmak için çalışmalarımız sürüyor. Buraya da milli eğitimimizle birlikte çalışarak okullarımızdan öğrencilerimizi davet ettik. Gelen her öğrencilerimize yine deprem esnasında sonrasında neler yapması gerektiğini bu hafta boyunca anlatmaya devam edeceğiz. Depremi biz de hissettik. Tabii biz de hissettikten sonra hızlı bir şekilde bölgeye Sayın Valimizin de önderliğinde çalışmalara hızlı bir şekilde başladık. Ama biz istiyoruz ki Kayseri'de deprem esnasında ne yapmasını bilmeyen vatandaşımız kalmasın. Malum dün akşam olan Çanakkale'de meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde bile Bursa'da hissedilen de bir vatandaşımız çok hızlı şekilde panik halinde ikinci kattan atladığı için çok üzüldük, hayatını kaybetti. Biz istiyoruz ki bütün Kayseri'miz deprem konusunda bilgili olsun, ne yapması gerektiğini, yani toplumumuza Kayseri'de afet kültürünü oluşturalım istiyoruz ama vatandaşlarımız buna biraz daha uzak duruyor. Biz bu konuya daha hassasiyet göstermelerini onlardan rica ediyoruz. Deprem bizim bir gerçeğimiz. Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Depremde mutlaka hep birlikte neler yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Peki. Depremden sonra Kayseri içerisinde özellikle eğitim şubemizin ve AFAD'ımızın, Kayseri AFAD'ımızın çalışmalarıyla birlikte gönüllerimizin sayısında bir artış var. Biz çünkü depremde sadece kamu görevli olarak, bu işin görevli olarak baş etmek mümkün değil. Bütün hatta ülke olarak, iller olarak, Kayseri, bütün vatandaşlarımız olarak el ele birlikte mücadele etmemiz gerekiyor ki depremin hem yaralarını saralım hem de depremde kurtarma çalışmalarını. Bu bağlamda gönüllerimize çok ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızın hepsini gönüllü olmaya AFAD çatısı altında davet ediyoruz, bekliyoruz. Bütün toplum olarak, bütün Kayseri halkımız olarak hepimiz afete hazırlıklı olmalıyız. Afet bizim bir gerçeğimiz. Bu güzel vatanımız bir deprem bölgesi. Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Sevdiklerimize, bütün bizim için kıymetli olan insanlara bunu öğrenerek faydalı olabiliriz diyorum. Bütün memleketimize afetsiz, depremsiz günler diliyorum. Allah afetten, felaketten bu güzel vatanı esirgesin diyorum.